yalan söylediniz. Beni kandırdınız. Sayenizde Poyraz'la bir ortak özelliğim daha var artık. Söyleyemezdim sana kim olduğumu. Kimliğimi sana açık edemezdim. Poyraz'ın henüz adada olduğumu bilmemesi gerekiyordu. Evet. Sahne şovlarıyla ışıklar altında görmesi gerekiyordu değil mi? Lodos. Öyle mi? Ben seni tanımak istedim Haziran. Çünkü Poyraz'ı kime emanet edeceğimi öğrenmek istiyordum. Ben yokum artık yani. Bundan sonra da olmayacağım. Olamayacağım biliyorum. Biz Poyraz'la ayrıyız. Ben seni çok sevdim Haziran. Gözlerim pırıl pırıl. Hayat dolu. Bir de benimkine bak. Ben yaşamıyorum. Sadece tutunmaya çalışıyorum. Ayten Hanım. Ya da Ayşe Hanım demeliydim, bilemedim. Bu duygu sömürleri bende bir işe yaramaz. Sizin başka bir yöntem denemeniz gerekiyor. Çünkü Poyraz'a neler çektirdiğinizi çok iyi biliyorum. Peki hikayeyi benden dinledin mi hiç Haziran? Gerek var mı? Torunum. Torunum nerede? Torunum Ali nerede? Ali Hanım içeride müdahale ediyorlar. Biz de bilmiyoruz. Bekliyoruz lütfen. Lütfen. Bakın bu hastane koridorunda bir kavgaya daha ben tahammül edemem, tamam mı? Hepimiz Poyraz için buradayız. Lütfen. Doktor. Ne oldu? İyi geceler. Birkaç büyük yarası var. Dikiş atıldı. Odaya geçti şimdi. Oh, İyi olacak. Dinlenmesi lazım sadece. Çok şükür, çok şükür. Peki görebiliyor muyuz? Kimseyi görmek istemiyor. Görmek istemiyor mu? Hiçbirimizi mi? Beni de mi? Kimseyi dedi. Geçmiş olsun. Düşman ettin torunumu bana. Düşman ettin Poyraz'ımı bana. Her şey senin yüzünden bu halde zaten Aliye Hanım. Ama artık ben buna müsaade etmeyeceğim. Poyraz tüm gerçekleri öğrenecek. Gerçekler diye bir şey yok. Bir tek gerçek var. O da senin şeytanlığın. Artık seninle tartışmak istemiyorum. Yıllardır tartıştık. Bak bu haldeyiz. Pardon. Poyraz Ali Özgür'ün odası nerede? Lütfen. Rahatsız etmeyeceğim. Sadece göreceğim. Lütfen yardım edin bana. Poyraz. Hanımefendi istemiyor kimseyi görmek. Lütfen. Poyraz nerede? Hasta kaçmış. Serumunu sökmüş. Hapishane gecelerinde çürümesini mi istiyorsun? Bak kalbim var artık. Dayanamam. Susun artık. Susun. Poyraz kaçmış. Ne? Nereye kaçmış? Nasıl kaçmış? Bilmiyorum, kaçmış işte. Sizin kavgalarınıza tahammül edemeyip kaçmış gitmiş. İkinizi de gerçekten tebrik ediyorum. Nasıl kaçar bu çocuk? Hastaydı bu çocuk. Nasıl kaçar? Ben onu bulacağım. Gerekirse bütün adayı karış karış arayacağım ama onu bulacağım. Allah Allah. Nasıl kaçar? Hemşire. Nasıl kaçar bu çocuk hastaneden? Bu yaralı değil miydi? Onu her yerde arayın. Ne duruyorsun sen? Yürü çabuk. Yürü. Poyraz mı dedi o? Ne? Yaralı halde mi? Nasıl olur ya? Tekrar ediyorum. Poyraz Ali Özgür hastanedeki odasından yaralı halde kaybolmuştur. Görenlerin bilgi sahibi olanların belediyemize başvurmasına önem vereceği olmuş. Tekrar ediyorum. Poyraz mı dedi o? Poyraz mı dedi? Evet, Poyraz dedi. Poyraz dedi. Kaç. Ay, beni bekle. Nereye bekle? Sür sür. Dikkat, dikkat. Poyraz Ali Özgür hastanedeki odasından yaralı halde kaybolmuştur. Poyraz? Kaybolmuş ne demek ya?
Biliyorsunuz dün gece Poyraz bir kaza geçirdi. Trafik kazası. Bir araba arabasını çarpıp kaçtı. Biz ambulansla hızlıca hastaneye gittik. Orada ilk müdahaleleri yapıldı. Ama sonrasında Poyraz kimseyi görmek istemediğini söylemiş ve hastaneden kaçmış. Gerisini biliyorsunuz zaten. Ben de belediyenin bütün imkanlarını seferber ettirdim. Bulacağız, merak etmeyin. Ama biz de aramaya devam edelim. Yani böyle ikili üçlü gruplar falan olalım. Burada olmayanlara da haber verelim. Ya düşünelim, aklımıza gelen her yere bakalım. Poyraz nereye gidebilirdi, ne yapabilirdi diye düşünüp her yeri arayalım. Olur mu? Başkanım, kaçırılmış olmaz. Yok, şu anda böyle bir şüphe yok. Peki baba, kim çarpmış biliyor muyuz? Onu da bilemiyoruz çünkü çarpan araç hiç hız kesmeden yoluna devam etmiş. Korktu herhalde. Neyse, polis bunu araştırıyor. Merak etmeyin arkadaşlar. Tamam, biz daha fazla vakit kaybetmeyelim. Bir haberleşme ağı da kuralım. Tamam, ben hemen kuruyorum. Tamam, haber alan oradan yazsın, olur mu? Hadi. Allah'ım sen torunumu koru ya Rabbim. Başına bir şey gelmesin. Gel Ali ablacığım, gel. Onu bana bağışlasın ya Rabbim. Ne olur bırak. Ben de gidip arayayım şu torunumu, ne olursun. Ali ablacığım bak, anonsu duydun. Seferberlik ilan edildi adada. Herkes Poyraz'ı arıyor. Bizim çocuklar arıyor. Biz arıyoruz. Polis arıyor. Biz buluruz. Sen merak etme. Gözümü seveyim ya. Sen bir dinlen artık. Bak sabah kadar ayaktaydın. Perişan oldun zaten. Bıktırdılar çocuğumu. Bıktırdılar. Bak kaçırttılar işte. Kaçtı gitti sonunda. Dayanamadı. Nasıl dayansın benim yavrum? Nasıl dayansın? Bak yok işte. Hiçbir yerde yok. Çocuk yok. Sen ne yüzde geliyorsun buraya? Ne yüzde geliyorsun? Ya zaten ortalık karışık, sen de geldin tam oldun. İyi de senin bilmediğin şeyler var. Ama ben bilmediğim şeyleri bilmek falan istemiyorum. Zaten bu odada kimse inanmaz artık sana. Ya senin yüzünden Aliye teyze yıllarca benden nefret etti. Kanlı bıçaklı olduk kadınla ya. Yüzsüz bak, hala burada. Neymenessiz. Bir de mudacı olmuş başıma. Mudacı kırıntısı. Aa Ali ablacığım, ayıp ama olmuyor. Sen bizim büyüğümüzsün. Hiç yakışıyor mu bu laflar ağzına? Yakışmıyor. Bu da aynı, bu da. İkisi aynı bunların. Biri oldular, biri oğlumun, biri torunumun başını yedi. Ya Aliye teyze, ya ben bu kadının kaçıp gideceğini bilsem tanıştırır mıydım onları Allah aşkına ya? Tamam hanımlar, tamam. Benim acilen emniyete gitmem gerekiyor. Hanımlar, rica ediyorum sizden kavga etmeyin. Şu Poyraz bir bulunsun çıksın ortaya, ondan sonra ne istiyorsanız yaparsınız. Ama bugün kavga yok, rica ediyorum. Aliye annem, bak gözünü seveyim, ne olur kal evde dinlen. Ya seni öyle sokakta perişan halde dolanırken Poyraz görse üzülmez mi? Üzülür değil mi anacığım? O yüzden sen kal burada dinle. Sakın yalnız bırakmayın ha, yanında kalın. Tamam, burada kalın. Hadi hadi, çıkın gidin benim evimden, çıkın. İstemiyorum ikinizi de. Tamam tamam, gideriz. Nerede bu hayvan? Zorba. Zorba. Ay, bu hayvan nerede? Zorba. Ay dur Aliye teyze. Yavrum. Oğlum, ah o da yemekten içmekten kesilmiş yavrum. Oğlumun acısını hissetti herhalde. Sen de gitme Zorbacığım. Neredesin oğlum? Aman Aliye teyze hanım. Dur. Bırak. Oğlumu getirin bana, torunumu getirin. Tamam. Allah'ım sen yardım et bana. Tamam. Allah'ım getirecek sen. Gel şöyle, sen içeri gir. Gel. Yavaş. Hadi. Sen de bırak. Ya acaba fabrikanın oraya falan mı baksak? Oraya bakacaklar. Biz bence aşağı inelim, sahile bakalım. Haziran. Oy. Benim arkadaşım, canım arkadaşım. Güzelim benim. Sen neredesin? Neredesin?
yavaş, yavaş. Hazira. Çarpan araba bu mu? Bu da görünmüyor işte içi. 140-150'ye çıkmış şehir içinde. Çarpma anında fren izi de yok. Sanki bile isteye üstüne sürmüş. Ya da freni patladı. Ama sanmam. İyi de kim yapar ki böyle bir şeyi? Haberin yok mu senin? Var. Bana ne? Batu, herkes onu arıyor. Ben de arıyorum işte ya. Poyzi! Poyzi neredesin? Poyraz! Ah ya. Yok, görüyor musun ya? Burada da yok. Of. Hiç komik değil. Kocaman adam ya. Çıkar elbet bir yerden. Hepiniz aptal aptal panik yapıyorsunuz. Hiç mi vicdanın sızlamıyor ya senin? Aa. Bak, bunu senden duymak bir garip geldi kulağıma. Ağlamışsın. Evet, ağladım. Poyraz benim arkadaşım aynı zamanda. Başka neyim? Aynı zamanda dedin ya. Unutmaya çalıştığım biri. Aramaya yardım edecek misin, etmeyecek misin? İlgilenmiyorum. Sen git, ilk sen bul. Koş bakalım önden. Kahramanı ol lan istersen, ha? Kurtar Poyraz'ı. Sonra da şey yaparsınız böyle... sahilde ağır çekimde birbirinize doğru koşarsınız. Zaten muhtemelen Poyraz kollarını açmış bir şekilde seni bekliyordur. Ya tamam, geliyorum ya. Beni bile istememiş yanına. Beni bile istememiş. Ya belki ne bileyim fazla gelmiştir olan her şey. Yani böyle kaybolmak istemiştir, yok olmak. Olabilir. Sen de biraz izin mi versen? Yaralı olmasa tamam da Biricik yaralıydı, anlıyor musun? Poyraz yaralıydı. Ben ambulansta onun yanındaydım böyle. Ellerini sıkıca tuttum. Gözlerini açtı. Böyle dolu dolu bana baktı. Merak etme, bir şey olmayacak der gibi bana baktı. Ama ben onu ilk defa bu kadar güçsüz gördüm. Üzgündü. Kızmıştık. Kavga etmiştik. Ama o halinde bile beni sakinleştirmeye çalışır gibi bir hali vardı. Acı çekiyordu. Bile gülümsemeye bile gayret etti. Ama ben onun acı çektiğini anladım. Bir taraftan da böyle garip bir şekilde veda eder gibi bir hali vardı. Ben o an böyle son kez göreceğimi bilmiyordum. Hazinem, öyle son kez görmek falan ne demek? Öyle bir şey yok kuşum, tamam mı? Öyle bir şey düşünmeyeceksin. Bak, ağzını hayra aç. Bir daha böyle bir şey duymayacağım. Ya yaralıydı o. Yaralı haliyle nereye gider? Ya kafasını bir yere çarptıysa, ya bayıldıysa, kaldıysa, ya bir travma falan geçiriyorsa. Ya arabasının halini görmeniz gerekiyordu. Onun en az 3-4 gün hastanede yatması gerekiyordu. Ya başına bir şey geldiyse diye ben çok korkuyorum. Ay ne oluyor yol? Hadi kalk. Allah aşkına bak. Bu ne martı babası böyle? Hadi kuşum, gel. İyice moraller bozuldu falan, yas tutuyoruz. Gayriyetten bir şey söyleyeyim. Poyraz bu adanın çocuğu. Yahu Poyraz'ı adada tanımayan mı var? Ada küçücük ada. Öyle değil mi? Adanın çocuğu bu çocuk. E o zaman ne yapacağız? Nereye bakacağımıza karar vereceğiz. Ama... Evet. Evet. Nereye bakalım kuzum? Al bakalım. Ya versene. Ya, almaya çalış. Açken sınırlarımı zorlama, tamam mı? Açken sınırlarımı zorlama. Tamam, bu not edildi. Başka bir şey var mı? Ne defteri o? Bu Haziran hedefliği mutlu etme kılavuzu. Hmm.
Niye ki? Şimdi bizim bir ilişkimiz var ya. Benim o yüzden seninle ilgili bütün detayları bilmem lazım. Bizim bir ilişkimiz mi var? Bunu duyma çok hoşuna gidiyor değil mi? Şu an dünyanın sonu gelse hiç umurumda değil biliyor musun? Yani içim çok huzurlu. En sevdiğimiz meyveler var, üzüm var. Yanımda sen varsın. Üzüm seviyorsun değil mi? Hı hı. Üzüm seviyor. Tamam, kaydedildi. Üzüm seviyorum ama en çok seni seviyorum. O zaman burası bizim dünyanın sonu yerimiz olsun. Yani bir gün dünyanın sonu falan gelirse biz burada böyle gün batımını izleyip meyvelerimizi, üzümümüzü yiyelim. Olur mu? Olur. Anlaştık. Dondu kaldı. Haziran. Ne oldu? Bir şey mi hatırladın? Sizce dünyanın sonu geldi mi? Ne? Haziran. Ay. Poyraz. Ay. Poyraz. Ay dur dur, ayağım parçalandı. Ay sayın İngiltere düşesi Biricik Hanım, Matmazel Biricik Hanım ayağı uf mu olmuş? Tamam hadi yürü. Aa, devam etmeler falan. Her gün podyuma çıkar benim biriciğim mankenim. Görkem, bu topuklumun topuğunu görüyor musun? Hı, görüyorum. Ha, iyice bak. Baktım. Bu senin kafana çok yakışırdı ama neyse ki yaşına saygım var. Yine yaşlılık esprisi yani. Lütfen beni ellemeyiniz gerçekten. Artık bıktırıcı olmaya başladı. Ay, çarpıntım geldi vallahi billahi. Haziran. Hadi ama artık yani. Birazcık şurada dinlenelim ayol. Dinleneceğiz yani. Pit stop, pit. Ah. Poyraz ayrıca buralarda bir yerde söyleyeyim yani. Bir anda karşımıza çıkacak. Şu hayatta herkese bir şey olur. Şu adada özellikle. Ona bir şey olmaz çünkü adam süper kahraman. Haziran. Aa. Haziran. Alo. Yani şu kayıp ilanını paylaştım internette filan. Takipçiler bir hurra yaptılar bana. Tuhaf. Kız benim ifşa videom falan mı yayınlandı yoksa? Hı? Görkem. Hı? Haziran yok. Nasıl yok? Yok, bilmiyorum. Görmedin mi ne tarafa gittiğini? Yok, görmedim. Ya of ya. Haziran. Ya Görkem, dinlenmenin sırası değil şimdi. Bak ben gidiyorum. İstiyorsan sen bekle, ben seni dönüşte alırım. Poyraz sen ne yapıyorsun burada? Gördüğün gibi yalnız kalmaya çalışıyordum. Sen ne yapıyorsun burada? Ya sen delirdin mi? Herkes her yerde seni arıyor. Duvarlara ilanlarını yapıştırıyorlar. Senin şu haline bak. Ne varmış benim halimde? Ben gayet iyiyim. Ya bu nasıl bir cevap? Bu nasıl bir bencillik Poyraz? Poyraz bak kendine gel, beni delirtme tamam mı? Haziran ben gördüğün gibi gayet iyiyim burada. Keyfim de yerinde. Kimseyi de görmek istemiyorum. Sen de buradan gidersen iyi olur. Teşekkürler. Teşekkürler ne ya? Teşekkürler ne? Allah'ım sen benim aklıma mukayyet ol. Sen ne yaptığının farkında mısın? Sen yaralısın. Biz seni öldün sandık. Başına bir şey geldi sandık.
Ben bana ihanet eden, yalan söyleyen, öyle böyle davranan insanlardan uzak durmaya çalışıyorum, anladın mı? Biz ne yapalım o zaman? Biz de kaçalım gidelim, kimseye haber vermeden dağa taşa mı gidelim? Ne yapalım biz de o zaman, çocuk çocuk şımarıkça hareket mi edelim? Ya benim düşünmeye ihtiyacım var Haziran, anladın mı? Ya ben yoruldum artık üzerindeki yükü, baskıyı görmüyor musun? Yoruldum ben artık, yoruldum. Ben de insanım, benim de dinlenmeye, benim de yalnız kalmaya ihtiyacım var. Sürekli birileri benden bir şey istiyor. Poyraz bir şey istiyor mu diye merak eden var mı? Yok. Soran var mı? Yok. Ya benim de yalnız kalmaya ihtiyacım var, susmaya ihtiyacım var. Belki yalnız kalıp ağlamaya ihtiyacım var. Olamaz mı? Poyraz kolun kanıyor. Tamam, önemli bir şey değil. Bir kişi mi patladı bakayım? Önemli bir şey değil diyorum. Tamam. Sen önceden benimle konuşurdun. Ya da bana bakar rahatlardın. Tamam, biz birlikte değiliz. Olmayalım da zaten. Ama bu başka bir durum, bu özel bir durum. Biz iki arkadaş gibi oturup konuşabilirdik. Sen kendine ihanet eden biriyle arkadaş olur mu sence? Ben o kadının senin annen olduğunu bilmiyordum. Sen niye bunu anlamıyorsun? Alo. Alo Biricik. Biricik çekmiyor. Poyraz'ı buldum. Buldum diyorum. Poyraz'ı buldum. Herkese haber ver, merak etmesinler. Biz de birazdan geliriz zaten, tamam? Hadi bay bay. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Sen benim adıma niye konuşuyorsun? Benim burada gücümü toplamam lazım. Şimdi kimseye laf yetiştiremem. Haziran bak, özür dilerim. Ben seni üzmek istemiyorum. Ama git bak, yalnız bırak beni, tamam mı? Hadi. Gidemem. Bu halde olmasaydın iki dakika bile durmazdım yanında, merak etme. Ama işte böyle bir başına buralarda ölür kalırsın falan diye vicdan azabı da çekemem. O yüzden ya buradan beraber gideriz ya da ben de burada kalırım. Ayrıca burası senin malın değil, kamusal alan. Ben istediğim gibi takılırım. İyi, sen bilirsin.